Merhabalar Levent Bey, nasılsınız? Merhabalar, iyi, sağ olun. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz, çok teşekkür ederiz. Hayırlı fuarlar bu arada. Sağ olun, teşekkür ederiz. Merhabalar Selçuk Bey, sizler nasılsınız? Sağ olun, çok teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz, teşekkür ederiz. Ve öncelikle sizlerle başlayalım. Selçuk Bey, biraz kendinizi tanıtır mısınız? 1960 Gaziantep doğumluyum. Doğuş Elektrik AŞ'nin ortağıyım. Firmamız yaklaşık 38-40 yıllık bir geçmişi var. Sektöründe iyi şeyler yapıp çaba gösteren eski köklü bir firma. Son yıllarda güneş enerjisinin gelişimiyle ilgili, gelişiminden dolayı firmamızda bu alana hizmet verebilir diye düşündük. Ondan dolayı da bu fuara katıldık. İnşallah olumlu şeyler olacağını düşünüyoruz. İnşallah diyelim. Peki biraz Levent Bey'leri de tanıyalım. Sizin bu sektöre girişiniz nasıl oldu? Ben de zaten yani küçüklükten beri zaten şirketin içerisindeydim ondan sonra. Ama üniversite öğrenimini tamamladıktan sonra 2010 yılından itibaren ben de hiç ayrılmamak üzere şirkette 2010 yılından itibaren ben de katkıda bulunuyorum. Ondan sonra biz şöyle söyleyeyim, toplam ve perakende malzeme, elektrik ve aydınlatma malzemenin satışının yanı sıra aynı zamanda pano imalatı ve bir de endüstri taahhütleriyle normalde uğraşıyorduk ama şu son yıllarda işte tabii artan enerji ihtiyacımızı ülke olarak kapatabilmek için devletin de teşviğiyle bu güneş enerji santral projeleri gündeme gelince ondan sonra bu alanda biz de zaten ana kalemimiz olan markalarımızda biz de bu alana yöneldik. Şu 2013 yılından itibaren de bu alanda da ciddi şekilde hem taahhütlerimiz olsun ya da taahhüt olmasa bile ciddi projelere malzeme satışı, malzeme tedariği yönünde de kuvvetli satışlarımız oldu. Ondan sonra bu fuara da biz katılımcı olarak ilk defa katılıyoruz. Çünkü geçmişten gelen bir artık altyapımızın olduğunu ve oturduğunu düşünüyoruz. Bu fuarla da bunu işte bulunduğumuz bölgenin dışındaki bölgelere de insanlara da tanıtarak da ondan sonra daha da fazla neler yapabiliriz? Bulunduğumuz markanın gücünü daha da çok fazla tanıtma niyetinde katıldık. Bakalım inşallah iyi sonuçlar elde edeceğiz. İnşallah diyelim. Hem elektrik hem enerji konusunda mı hizmet sunuyorsunuz? Evet, hem elektrik sadece biz şöyle söyleyeyim. İnverter kısmından sonra elektrikle ilgili olan enerji nakil hattıdır. Ondan sonra işte beton köşk ve hücrelerin kurulumu, onların XLP kabloyla işte onların enerjilendirilmesi, inverterlerin ana kablolarının işte onların kablolanması, onların tedariği, panolar ondan sonra işte sokak dağıtım kutuları olsun, ana panolar, kompansasyon panoları ve bunların temini ve aynı zamanda montajı. Bu alanlarda hizmetlerimiz var. Hı hı. Bunları sağlıyoruz. Peki enerji konusunda neler yaptınız? Örneklendirirsek. Biz aşağı yukarı biz şu anda 120 megawatt civarında 2013 yılından itibaren biz 120 megawatt civarında bir işimiz oldu. Bunun biz 48 megawattını biz uygulamalı olarak yaptık. Ondan sonra geriye kalanları da biz projelere biz malzeme tedariği olarak sağladık. Mesela geçen yıl bulunduğumuz bölgede çat uygulamaları da mesela gayet ciddi şekilde revaçtaydı. Mesela Kahramanmaraş merkezli İskur Tekstil. Mesela onların 4 megawatt bir çatı yatırımı vardı. Mesela onların projelerinin tüm ürünlerini mesela biz sağladık. Ondan sonra yine çok ciddi şekilde işte Doğan Gesler olsun, işte başka Karamelik Köyü'nde ciddi işte 9 megawatt yatırımlar falan vardı. Mesela bunların ciddi şekilde biz altyapı malzeme tedarini ve aynı zamanda uygulamalarını yapmış bulunmaktayız. Şu anda yaptığımız şeyler, çalışmamız bunlar. Hem uygulama hem de malzeme tedariği konusunda hizmet sunuyorsunuz. Peki nelere dikkat ediyorsunuz hizmet verirken? Hizmet verirken müşteri memnuniyeti bizim için birinci sırada. Yaptığımız projelerde çok spesifik işler var. Özellikle orta gerilim konusunda Siemens rölelerin ağırlığı çok çok fazla burada. Rölelerin kurulumu, devreye alınması ve satış sonrası hizmetlerin tamamını bedelsiz olarak müşteriye sunabiliyoruz. Bu da çok büyük bir artı sağlıyor müşterilerimiz için. Evet, bu işin püf noktası nedir peki size göre? Yani püf noktası şu, hani
sadece biz hani malzeme satışı olarak değil. Çünkü esas işimiz bizim ürünü verdikten sonra başlıyor. Çünkü hani bu malzemeyi verip ya da işte tesisi devreye aldıktan sonra iş sadece o anda bitmiyor müşteriyle. Aslında yeniden başlıyor orada. Çünkü o vermiş olduğunuz ürünlerle ilgili ya da sahada başka problemler olabiliyor, sıkıntılar yaşanabiliyor. Ondan sonra bu yaşanan sıkıntılar ya da olabilecek problemlerin arkasında durup ya da duramamak. Burada en önemli faktör bu. Yani bizim niyetimiz müşteriyle olan diyaloğu sadece bir defalık sağlamak değil. Yani o yatırımcının daha sonraki başka projeleri de olduğunda eğer siz iyi hizmet verirseniz, sattığınız malzemenin satış sonrasında da arkasında durabiliyorsanız bu sefer müşteri bu sefer zaten sizi bırakmıyor. Müşterinin ikinci, üçüncü daha başka projelerine de hizmet veriyorsunuz. Bizim esas niyetimiz bu. Bizim hani sadece bir defalık sat işini bitir değil, biz bir ömür çalışalım, uzun süreli çalışalım yatırımcılarla. Bu konuda da Selçuk Bey'in de söylediği gibi hakikaten özellikle mesela işte röleler konusunda, orta gerilim ürünler konusunda çok ciddi şekilde sıkıntılar yaşanabiliyor. Ya da biz bunları duyuyoruz. Ama biz mesela vermiş olduğumuz hizmetle biz hem markamıza hakimiz Ulusoy'a, hem de Ulusoy hücrelerine kullanmış olduğumuz Siemens rölelerin de aynı zamanda Türkiye'de stoğunu tutan tek firmayız. Ve biz bunları aynı zamanda da uygulamasını da yapıyoruz. Mesela 2016 yılından itibaren yapmış olduğumuz GES projelerinde biz geçici kabulden ve kesin kabulden önce rölelerimizi hiçbir şekilde müşteriden bir bedel talep etmeden biz kendimiz devreye aldık. Geçici kabule ve kesin kabule hazır hale getirip ondan sonra müşteriye biz teslim ettik. Ve çok şükür bizim hiçbir devreye almamızda da herhangi bir sıkıntı olmadı. Burada en önemli faktör şu. Geçici kabule ya da kesin kabule gelen heyet tabii tuşa basıyorlar ya da sistemi devreye alıyorlar. Orada herhangi bir problem varsa o problemin orada anında çözülmesi lazım. Ama o anda o rölenin işte ayarlarının yapılması ya da problemin giderilmesi mümkün olmayabiliyor. Ama bizim yapmış olduğumuz projelerde biz bunları hazırlığını önceden yaptığımız için hiçbir şekilde geçen sene ve 2016 yılındaki yaptığımız projelerde böyle bir sıkıntımız olmadı. Biz tesisimizi devreye aldık, öyle teslim ettik müşteriye. Peki az önceki saydığınız unsurlar sektördeki farkınızı doğuruyor mu Doğuş Elektrik olarak? Evet, yani biz şöyle söyleyeyim. Bu konuda biz bunun hakikaten yapmış olduğumuz şeylerle, bu hizmetimizle biz bunun olumlu şekilde geri bildirimini alıyoruz. Ve biraz önce söylediğimiz gibi mesela Siemens orta gerilim röleleri konusunda özellikle fider yönetim rölesi, tek ardan kapamalı röleler ya da aşırı akım röleleri konusunda biz bu konuda kendimizi hem güvenimiz tam hem de ciddi şekilde işte devreye almalar, kapamalar bunları rahatlıkla yapabiliyoruz ve bunu da sağlayan şu anda Türkiye'deki de tek firmayız biz. Yerimiz Gaziantep'te. Evet, yerimiz Gaziantep. Evet. Gaziantep merkezli bir firmayız. Ayrıca ben şunu da eklemek istiyorum. Lütfen. Doğuş Elektrik AŞ bu hizmetleri sunarken alçak gerilim panoları konusunda Siemens malzemeli, kablolarda HES kablo, orta gerilim hücre ve trafoda da Ulusoy ürünlerini, birinci kalite ürünleri sunmasından dolayı çok büyük bir avantaj yaratmaktadır. Kaliteli malzemelerle kaliteli bir işçilik çıkarıyoruz. Kesinlikle. Kesinlikle. Yeni projeler var mı peki ilerleyen günler için? Var. Görüştüğümüz birkaç tane projemiz var. Ondan sonra hatta fuarada bizi ziyarete gelecek misafirlerimiz de var. Ondan sonra bakalım inşallah ama biz tabii bu sene biraz daha iyi olacağı kanaatindeyiz. Yani sektör belki birazcık bir yavaşlama bekleniyor genel olarak ama hani biz şöyle söyleyeyim şu andaki aldığımız bilgilerle biz biraz daha sanki iyi olacak yani firmamız açısından iyi olacağı kanaatini taşıyoruz. İnşallah. Peki fuara ilk defa katıldık bu arada. Neler bekliyorsunuz fuardan? Görüşlerinizle alalım. Yani şöyle söyleyeyim, fuardaki beklentimiz şu, biz zaten bölgemizde tanınan bir firmayız. Bizim fuardaki katılmamızdaki en büyük faktör şuydu, hani Gaziantep merkezli olmamıza rağmen biz aslında birçok şehirdeki, İstanbul'daki, ondan sonra daha büyük şehirlerdeki, ondan sonra firmalardan bir geri kalan bir yanımızın olmadığını, güçlü bir firma olduğumuzu, ondan sonra markalarımızla da etkili olduğumuzu, ondan sonra sergilemek ve başka bölgelerde kendimizi tanıtmak amacıyla bu fuara katıldık. Ondan sonra niyetimiz buydu. Bölge ayrımı yapmıyoruz. O zaman her yere gidebiliyoruz tabii, değil mi? Aynen öyle. Türkiye'nin tamamında her tarafta aynı hizmeti verebiliyoruz. Çok güzel. Peki buradan son olarak izleyicilerimize sektörle alakalı neler aktaracaksınız? Sizlerle başlayalım Selçuk Bey. Sektörümüz sürekli gelişen, büyüyen bir sektör. GES projelerde Türkiye için sosyal anlamda da enerji olarak
güneşe bağımlı bir ülkeyiz. O nedenle güneş enerji sistemlerinin önemi çok çok daha fazla. Buna daha ağırlık vermeliyiz. Yatırımcıya daha çok destek olmalıyız. Bunu sonuna kadar da devletimiz de buna destek olmalı diye düşünüyorum. Sizden de son bir mesaj alalım. Ben de yine aynı Selçuk Bey'e paralel olarak sektörün yani zaten ciddi şekilde bir enerji açığımız varken bu tabii son 2-3 yıl içerisinde ciddi şekilde devletin de teşviğiyle güzel gelişmeler oluyor. Bu zaten sürekli olarak olacağı kanaatini taşıyoruz biz de. Her geçen yıl, ondan sonra bu artan pastada, ondan sonra bizler de daha da fazla ülkemizin enerji açığını kapatabilmek için, katkıda bulunmak için biz de çabalarımızı sürdüreceğiz enerjimizle. Başarılar diliyoruz sizlere şimdiden o zaman. Bir başka programda görüşmek üzere diyelim. Sağ olun, teşekkür ederiz. Sağ olun, iyi günler. Sağ olun.